Pekala. Diplomatik oyun. Heyecan Doruk'ta ne olacak bilinmiyor. Daha ben hiç seferberlik ilan etmedim. Kendinden emin ne oldu, Rusya'ya mı çekiyorsun lan şerefsiz? Yok. Homo yakını yapalım şuralara ya. Emin diyor ama yani o kadar emin olmamalı bence. Rusya bak salak bir şey yapma sakın ha. Senin diplomatik oyunun var mı? Dur bakalım şuna. Ya Rusya'nın Prusya ile savaşı var kardeşim. Ne alakası o? Vallahi benimle savaşa girerse döverim Rusya'ya. Bak Rusya, artistik yapma. Ben son anda üretim yöntemi değiştireceğim yine. Bakalım nasıl olacak. Kendimi sağa aşağı alsam olur mu? Oraya aldığımızda da eventleri kapatıyorum. Ne yapayım? Ben direkt yok olayım ya. Böyle daha iyi. Böyle gitsin bakalım. Gayet chill gidiyoruz şu an. Hadi. Hadi. Rus'un geleceği yok. Bu iş biz bize hallolacak. Ben son anda üretim yöntemlerini arttırmayacağım. Yine beklemeye devam edeceğim. Çünkü o asker çıkartmıyor arkadaşlar. Beni rahatsız eden şey o. Yani neden asker çıkartmıyor ki o da? O da mı blöf yapıyor lan? Son ana kadar geldik ama. Bayağı iki tarafta şimdi asker çıkartıyor. Çok ilginç. Hay arkadaş. Şartlar eşit. Aa, üretim yöntemleri. İşte öyle öyle yollamıyorum sizi. Çocuklar, taktik yaptık, unutmayın. Okey. Şimdi gelelim şu orduya. Gel abicim şuraya. Küt. Buraya yine yığınak yapalım. Bu cephe bizim için en önemli cephe. Bu savaşta. Ama görüntü de öyle. Esas en önemli cephe şurada yaratacağımız cephe. Bakalım o nasıl işleyecek. Şimdi donanmamıza emir vereceğim direkt. Hatta öncesinde şuraları... Ya sen bir şuraları git bir hallet. Sen de buraya bir çıkartma yap. Abdülkerim Nadir Paşa komutasındaki birlikler seferber ediliyor şu anda. Bu arada biz acemi taburları da şey yapalım, kaldıralım. Şöyle küt 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 gelsinler. Harikulade. Ülkemizde seçim oldu. Seçim sonuçları yani %65 meşruluk var. Ben şu anda... İktidarda bir oynama yapmak zorunda hissetmiyorum kendimi. Silahlı kuvvetler şu anda. Buradan ayırabiliriz silahlı kuvvetleri bir noktada. Bizim işimize yarayabilir. Şu an dünya sıralaması göstermeyeceğim. Savaşıyoruz. Daha sonra göstereceğim ama söz. Şu an beşinciyiz bu arada. Buradan görebiliriz. Al gösterdim hadi. Bu arada çıkartma atıyorum zaten Kahire'ye, evet. Ama şu anda... Bir saniye, şu donanma komutanımıza bakalım. Ya biz... Çok garip oldu bu savaş. Yani son dakikada hazırlandık. Baksana 37 gün daha bekleyeceğiz. İşin ilginci, kavalı da çok hazır değil. Burada ne oluyor mesela? Bakın, siper savaşı bu şekilde gözüküyor oyunda. Bence gayet yeterli ya. Yani daha fazla şey renklendireceklerini düşünüyorum ben sonrasında. Ona göre konuşuyorum. Şu an gayet makbul. Top var işte. Top atıp duruyorlar. İleride tüfekler müfekler, oralar yivli tüfekler falan gelince iş daha da değişecek. Biz ay yıldız başlıyoruz, sonradan değişiyor. Otokrasi gidince değişiyor olabilir. Tam emin değilim. Yine kaçırdım. Bugün dikkat edecektim, kaçırdım. Yakalayan var mı yayın başında nasıl değişti dikkatini çeken? Otomatik genişletmeyi pek tavsiye etmiyorum G2Bot. Yani... Çünkü otomatik sürekli arttırıyor. Ha, çok iyi kaynağın vardır ve üretim yöntemleri, ticareti vesaire her şeyini ayarlamışsındır o
üretim bandı ile ilgili, o bina ile ilgili. O zaman gayet makul ama onun dışında oğlum silah yok lan bu adamları nasıl şey yapacağız biz? Nasıl donatacağız? Okey. Başka. Burada abi etkin ticaret yolu lazım bize. Etkin olmayanlar gidebilir. Güzel, Rusyasız yakaladık. Ne durumda bizim donanma komutanımız, amiralimiz? Yaver Paşa ne durumdasın? Al sana bir biraz daha flotilla, 3 birim daha. Aa, yerel yöneticiymiş bu. Allah kahretsin. Neyse, emekliye ayırır, o şekilde şey yaparız, hallederiz. Ben bagar rastlamadım şu ana kadar. Arayüzle ilgili bir iki tane garip durum yaşadım ama onlar da çok spesifikti. Rahatımı bozmadı. Yerli silah sanayisi kuracağız bu arada. Hele şu bir seferimiz başarıyla tamamlansın. Şu an iki tarafta ordu daha çıkaramadı arkadaşlar. Son ana kadar o bana blöf yaptı, ben ona. Ben az da girecektim tabii. Benim blöfüm biraz daha farklıydı onunkinden. Rusya Prusya ile savaşıyor. Çok iyi bir zamanda yakaladık. Oo, Kavalalı Bey. İlerliyorsunuz burada bakıyorum. Arkadaşlar hiç takmayın onu. Onu takmayın. O ilerlesin. Biz daha seferber olamadık. Seferberlik tamamlandığında şuraya akın akın geleceğiz. Şurada tabii bir savaş dönecek haliyle. Burası bir ticaret rotası. %99 hadi. Düşman müdahalesiyle savaşıyor. Nerede lan? Burada işte. Oho, 52'ye 26. Çok rahatız. Oha, deniz savaşını böyle izleyebiliyormuşuz. Ben ilk defa dikkat ettim. Lan dur, aradan geçme. Şşt, çarklı yandan dur. Onun umrunda değil. Ticaret yapıyor o garibim. Ya güzel kardeşim, kıyı korumasıyla alakası yok buranın. Adamların savunması yok, savunması abo baba. Alo. Adam zaten savunuyor şu anda kıyı korumasını. Neden bahsediyorsun sen? Hayırdır? Adamın şeyi yok. Donanması yetmiyor. Koruyor zaten, bak dövdük adamları işte. Nerede lan bizimkiler bu arada? Ne oldu oğlum, burada kazaya mı kurban gittik? Neredesiniz? Nasıl sahide devriye geziyor ya? Paşam muharebe yaptın, tamam hadi adamlarla gir şuraya artık ya. Adam boyuyor Anadolu'yu, hayret bir şey. Hadi hadi, alacağız bu sefer. Klerikalizm karşıtlığına karşıtlık. Değişiyor bu arada şehirler, evet. Devletin ruhbanların gücünü kısıtlamaya çalışma çabaları Sünni ulema tarafından tepkiyle karşılandı ve klerikalizme karşı bu politikaların sonlandırılmasını talep ediyorlar. Olur. Hadi değiştireyim kameranın yerini, kırmayayım sizi. Nasrettin Hoca modundan çıkalım. Nice. Chat şimdi üstüme gelecek. Chat üstüme gelmeyin. Okay. Cool. Tamam. Düşman müdahalesiyle karşılaşıyoruz. İki tane kaldı. Gemileri battı arkadaşlar. Bundan böyle her yer bizim. Bakın yani adamlar savunuyorlar. Savunmuyor değiller. Paradoks bir şeyi unutmamış. Unutmuş da olabilir sonuçta. Yani yapmadığı şeyler değil de bu sefer biraz günahını almış oluruz. Savunuyor da yetmiyor ya. Adamın çok iyi bir şeyi yok. Bir de biz o kadar donanmayı boşuna basmadık. Tık 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 geçtik. Fransa ittifaka... Oğlum dün de aynısı oldu. Fransa tam... Ha, sen Kavalalı'yı falan yendin mi? Gel o zaman ittifak. Bir saniye. Bana yükümlülük borçlan lan köpek, dur. Hey Fransa. Bak ben borçlanmayayım. Ondan talep edemiyor muyuz ya?
E o bizden böyle neyse. Peki hadi kurduk. Kurduk. Dünyanın şu an 2 numarası ile 6 numarası ittifakta. Keşke yükümlülük alabilseydik. Dün öyle gelmişlerdi. Yükümlülükle. Savaştayken ekonomimiz artıda ama inşaat yapmıyorum. Yapabiliriz bu arada. Ben silahlı kuvvet... Aydınlar Çıkar grubunu destekleyeceğim galiba. Ama aydınlar zaten gayet mutlu. 20 artı 20 aydınlar. Okey. Silahlı kuvvetler o zaman. Ku. Mu. Ne yapıyoruz burada? Ya burada birazcık ısırmaya başladık havalalı. Ya bir dur ol sen ya. Bir dur kardeşim. İşin bitti ha. Mısır'a uyguladık. Adana, Halep, Suriye, Lübnan, Filistin, Transjordan hayırlı uğurlu olsun. Böylece geri aldık toprakları. Şimdi artık bizi böyle bağlayan bir senaryo yok. Buradan sonrasında zaten hiçbir şey olmasa da yani ülkemizde %50'lik bir ayrılıkçı hareket çıkacağını zannetmiyorum. Ona göre kararlar verdik hep. Sıkıntı olmayacak. Avrupa'nın hasta adamı olmaktan yine kurtulacağız. Alkışlar gelsin. Çete. Esas oyun şimdi başlıyor. Şimdi istediğimiz gibi hareket edebileceğiz işte. Öncelikle ben inşaat sektörümü geliştirerek başlamak istiyorum. Artık şuraya binayı dikelim dediğimde dikilmeye başlanması lazım. Öyle bir sektör istiyorum. Türküz ulan biz. Verin bize inşaatı. Benim nereye ne dikeceğim pek belli olmayabiliyor. Osmanlı'da yayılmış bir durumda kaynaklar vesaire. Hayırlı olsun bu arada Fingolfin, iyi oyunlar. Eyvallah. Yol yaptı, fabrika yaptı. Ya bir kere nüfuzumu şuraya bir şey yapalım. Gerçi inşaat sektörü... Ya Ankara'dan çok amele çıkartabiliriz şimdi. Bak 226K şey var. Hadi kâra göre sıralayayım biraz da. Teselya, Batı Trakya ver bana. Bizim ekonomimiz onu kaldırır. Tabii şu an vatandaşın ensesindeyiz ama o kadar olur. İş makinesi seyretmek istiyorum. Girit nerede? Girit Mısır'da. Alacağız bu arada. Ben Mısır'ı kukla yapacağım bundan sonra ya. Bir sonraki hamlemiz o olur. Hele bir ateşkes bitsin. Çünkü onun birilerinin yanına çekme ihtimali de yok. Evet, Karadenizli kardeşlerimizi devletinizin ihtiyacı var şu anda. Samınlıyoruz değil mi onları böyle? Karadenizli müteahhitler, ihtiyacımız var şu an. EU4 ve HOI4'e aşinayım, bu oyunda zorlanır mıyım? Çok zannetmiyorum ya zorlanacağını. Paradox oyunlarına aşinaysan zorlanacağını sanmıyorum. Özellikle EU4, HOI4. Sultan siyasi sürece yine dahil oluyor arkadaşlar. Dahil olsun mu lan, çok kişiyi üzeceğiz ama ya. Son ihtimal düşecek öteki türlü de. Biraz üzeceğiz. Yasa çıktığında sevinirler, ne yapalım. Yani sultanız, bir avantajımız olsun. Yine demir yumruk geldi. En mantıklı vergilendirme sistemi tamamen ülkesine göre değişiyor. Yani şöyle bir durum var. Kişi başı vergilendirme hiç adil bir vergilendirme değil tahmin edeceğiniz üzere. Dolayısıyla hayvan gibi gelir sağlıyor size. Ama burada işte diğer seçenekler var. Düz oranlı vergilendirme mesela daha fazlasını getiriyor. Bizim şu an kazandığımızdan da fazlası geliyor. Kademeli vergilendirme bize çok şey kaybettirir ama bu da sosyalizm için çok gerekli mesela. Yani sizin nasıl bir yönetim anlayışınız varsa buna göre bir reçete söz konusu olabilir. Bunu da nereden anlayabilirsiniz? İşte burada hükümetle ilgili şu güç yapısı alanındaki kanunlar genelde işte ekonomiyle ilgili olan kanunlara sirayet ediyor. Okey. İnşaatımız bitti. İnşaat sektörümüz 52 oldu. Hey maşallah chat. Oo, buğday tarlaları yapıştır oğlum, var ya kalkındıracağız chat. Anadolu bak her yerden fışkırıyor, görüyorsunuz. Konya, Adana, Kars, Aydın, Teselya, Osmanlı Karadağ, her yerden çıkartın şu binaları.
Yeni aldığın şehirlerle ilgili bir şeyi unutmamalıyım demiştim. Bağlamakla ilgili bir şey de hatırlatayım dedim. Eyvallah. Şu an bir şu an işimize yarıyor bu arada. Evet. Teşekkürler ya. Bir işimize yaramıyor diyecektim. Direkt yarıyor. Çok teşekkürler. Müthiş hatırlamışsın Meram. Sağ olasın. Burada bir şey yapsak. Okey. Aa, balıkçılık rıhtımları burada mesela yelkenli yetmiyor. Bakın böyle görebiliyoruz yetmiyorsa. Ne yapacağız? Yelkenli getireceğiz buraya. Yani ülkeye. Dur onu bir halledelim unutmadan. Yelkenli kardeşim getirin bize. Abi neden yelkenliyle getiriyoruz bu arada ya? O da ilginç. Böyle peş peşe bilmiyorum. Denizcilikle ilgili bir şeydir belki bu. Böyle peş peşe bağlayıp öyle mi gidiyor şeyler? Yelkenliler. Mantıklı öyleyse. O dönemde bu arada yani. Bu arada çay satabiliriz. Nice. Peki. Ben neye bakacaktım? Bir şeye bakacaktım burada. Gelecek. YouTube'a gelecek bu yayın. Bu bir seri olarak gelecek. Ama bence siz yine de yayını kaçırmayın. Çünkü ne zaman gelecek bilmiyorum. Twitch her zaman öncelikli arkadaşlar. YouTube duyuyorsunuz bunu. Twitch her zaman öncelikli. Çünkü ben burada bir şeyler başarmaya çalışıyorum. YouTube'da değil. Ticaret anlaşması teklifi. Okey Fransa teşekkürler alalım. Şimdi bir daha bir bakalım şurada mantıklı ticaretler oluşmuş olabilir. Bu arada buralarda bir kargaşa hakim. Siz hayırdır ne örüyorsunuz? Dur Arnavutluğa bir gidelim. Değerli Arnavutluk yurttaşları. Bakın buradan %25 vergi kaybediyoruz. Olmaz bu. Ben burada acil durum yardımı basacağım. 75 otorite harcayacağım ama oraya bir acil yardım fonu oluşturalım. Halkımız sıkıntı yaşıyor. Onlara bir %50 oranında welfare ödemesi yapıyoruz. İşte acil durum şeyi ödüyoruz. Top ithalatında sıkıntı var. Ya çok dert değil şu anda top ithalatı açıkçası. Oğlum buğday tarlaları ne kadar uzun sürüyor lan inşaatı. Kışla inşa ediyoruz. Daha 2 birim ilerlesin. 2 hafta gittiğinde halloluyor. Tarla bayağı şeymiş. Zorluymuş. Ama deli gibi artacak ya üretim. Biz bir de oralardan işte şarap marap çıkartabilirsek şu Kıbrıs'tan çok şahane olacak. Burada limanımız var. Uday tarlalarından ne getiriyorsun abi bize? Üzüm bağları. Evet istediğimiz şey bu. Şu an sübvanse edebiliyoruz mesela. Gerek yok ama. Pamuk plantasyonları. Nice. Ufaktan demir yolu mu yoksa chat? Ne dersiniz? İnceden, çıtırdan. Bu arada burada devlet yönetim binası yok. Oo, vergi kaybediyoruz burada. Devlet yönetim binası burada. Şehitlerimizin görünümünü mü? Şehirlerimizin görünümünü merak ettim. İstanbul gayet sanayileşti şu ana kadar. Başladığımızda şu kadar bir alandık görüyorsunuz. Ama İstanbul'da yani Doğu Trakya'da bir kargaşa da hakim. Burada da kargaşa var. Bu kargaşanın sebebi nedir? Muhtemelen aldığımız kararlar. Şu yasanın geçmesi epey bir toplumu kutuplaştırıyor. Zira Sünni ulema ülkenin her yerinde normalde. Yerel yöneticileri bastırmamız da yine işimizi kolaylaştırmıyor açıkçası. Kargaşayı önlemek adına. Şimdi şu teknolojilere bir bakalım. Oyun Türkçe bu arada arkadaşlar, evet. Orijinal bir şekilde Türkçe. Paradox ilk defa Türkçe bir oyun çıkardı. Prestige. Milliyetçilik bize %10 otorite veriyor. Çok ihtiyacımız var buna. Evet, Osmanlı'yla, imparatorlukla milliyetçilik teknolojisi açmak salakça diyebilirsiniz. Ama öyle değil. Oyun bu. Burada bunu açtığımızda öyle bir etkisi yok. Ben açıkçası şahsen olsun isterdim. Yani vatandaşlık grubunda etnik devlet kanunu açılıyor. Organize sporların yolu açılıyor. Uygarlaştırma görevi açılıyor. Pan milliyetçilik yolu açılıyor. Gel gelelim, pan milliyetçiliği açtığınızda bile ülkenizi böyle paramparça edecek bir durum yaşanmıyor anladığım kadarıyla. Nerede lan pan milliyetçilik? Burada. Baksanıza orada siyasi kışkırtma yolu açılıyor ki bu sokaklara çıkan siyasi kışkırtıcılar insanları galeyana getirerek iyi fırsatta siyasal eylemlerde bulunmaya teşvik ediyorlar. Okey. Türkçesi olunca kafam karıştı benim. Okey. Bu hakikaten kanaat önderlerinin çıkacağı dönem. Pan milliyetçilik. Oraya ben şu otoritemi alayım da oraya sıçrarsa ilerleriz. Korlayalım hemen. Beyrut. Burası neresi? Filistin. Okey, burası 5 yıl sürüyor. Tamam, her yeri ayarladık.
Valla Kavalalı, bundan sonrakinin doğrudan seni vasalım yapacağım. Kuklam yapacağım. ABD İç Savaşı 1862-65 arasında çıkıyor galiba tarihsel olarak. Yanlış hatırlıyor da olabilirim birkaç yıl. Ama biraz erken orada. Adana zaten kor arkadaşlar. Bir kısmı bizdeydi ya Adana'nın. Osmanlı Adana diyordu. O yüzden kor. Ona gerek kalmıyor. Trablusgarp mesela aslında bizim. Yani bizim derken kuklamız. O manada. Tunus. İşlerimiz iyi bunlarla. Bu arkadaşlarla. Fransa hep zaten buradan çeviriyor kendi hattını. Ya Cezayir'in çektiği nedir değil mi? Şuraya bak. Bütün kıyı şeridi Fransa. Aha. Aa chat, biz şu tam ayrılma yolunu açıp eğitim reformu yaptıktan sonra koloniciliğe yürüyebiliriz işte. Ama bir kanun daha uzaklıktayız ya bunun için. Ben hızlandıracağım, şu biraz hızlı ilerlesin. Geçti. Harika. Tam ayrılma kanununa sahibiz artık. Yani burada yasakladıkları birden çok üretim yöntemi diyor ama bu dediği şey işte sizin devlet, din ve devlet ilişkileriniz artık ayrıldığı için. Hani o manada söylüyor. Yani kalkıp dinle devlet ilişkilerini devlet binasında bir arada tutamayacaksınız artık üretim yöntemi olarak. Bu arada Hacı Oğuz çok teşekkürler. Dördüncü ayımız kutlu olsun. Olsun, geç olsun güç olmasın. YouTube'u var bunun. Şimdi. Gelkenli gelsin. Bu kanun tabii epey sıkıştırdı bizi otorite yönünden. Ben uf, ülkedeki muhalefete bakar mısınız? Devrim kaçınılmaz. Bunlar üstümüze gelebilirler. Hepsi eksi beşin üstünde. Okey. Şöyle yapalım. Sakin olsun önce herkes. Sünni ulema, seni baskılamıyorum kardeşim artık, tamam mı? Bir rahat ol. Başka kimi bastırıyoruz biz? Yerel yöneticiler. Yerel yöneticileri bastırmaya devam edeceğim. Onlar temelden bir sorun bu ülke için. Şu Arnavutluğa verdiğim yardımı bir kaldırayım. Arnavutluk yani bir işe yaramamış gibi duruyor zaten. Zato 5555. Çok teşekkürler abonelik için. Hoş geldin aramıza. Devlet dini kanunu geri mi getir? Ya siz hayal görüyorsunuz. Siz çıldırmışsınız. Öyle bir dünya yok. Şöyle yapsak peki. Kanunlara gelsek. Biz okul geçirecektik değil mi? Mevzu buydu. %34.6 devlet okulu dersek bize bürokrasi maliyeti var. %100 aynı lan. Eğitime erişim %10, %12.5 asimilasyon diyor. Ben gideyim siz de görün. Özel okullar dersek aydınlar siyasi gücü artırıyoruz. Ötekinde ama asimilasyon var. Tabii devlet okulu olmasından müsebbip. Yani ne dersiniz chat? Özel okul mu? Aydınları mı güçlendirmek? Varlık eğitime erişim. Varlık bazlı ama. Oo, kalkınamayız öyle ya. Devlet okulu, devlet okulu. Devlet okulu. Bastım gitti. Biz Osman'ın yürümediği yoldan yürütüyoruz şu anda. Biraz bize bürokrasiye patlayacak. Birim başına 214 bürokrasi. Oha! Ama yani kesinlikle. Kesinlikle. Birazcık kargaşa yaşıyoruz vilayetlerimizde. Değeri zor falan böyle bir baş kaldırmaya başlamış. Bu arada bizim köle vilayet. Köle vilayeti oğlum vilayet. Herhalde baş kaldırırlar bu arada. Köle vilayeti ulan buralar. Benim köleliği de kaldırmam lazım. Her şeyin bir sırası var arkadaşlar. Ama Osmanlı'da hakikaten 8 şeyi aynı anda yapmamız gerekiyor ya. İleri adım atmak için. Enzicim hoş geldin, merhaba. Vallahi çok sevindim. Hadi bakalım, iyi oyunlar sana da bir yandan. Chat şu an chatte. Ufak bir anket yapabilir miyiz? Şöyle bir dakikalık bir anket olsun. Oyuna sahip misiniz? Evet, hayır. Oyunu aldınız mı? Yani şu an ikinci ekrandan mı izliyorsunuz yoksa... Bir saniye.
karalayıcı makale. Makedonya Olay adında bir gazete orada yaşayan Yunan halkı hakkında yobazca bir makale yayımladı. Makaleye engel olabilir veya yayımlanmasına izin verebiliriz. Engellersek %5 otorite kaybedecek. Ben otoriteyim. Makedonya'da yaşam standardı birazcık düşüyor. Yapacak bir şey yok. Anket başladı, hemen ankete yanıt verelim. Bir dakikalık süresi var. Merak ediyorum ben de ne kadar kişi satın aldı. Epey bekliyorduk. Para biriktirenler var. Keşke üçüncü seçenek de olsaydı, para biriktiriyorum koysaydık. GeForce Nova gelmesini bekliyorum falan gibi. Benim de şimdi geldi aklıma. Maalesef almadım ama maaş yatınca alacağım, süper. Yani gördüğünüz şey sizde ne hissettiriyor arkadaşlar? Yani böyle genel hatlarla bakınca. Yani oynama arzusu uyandırıyor mu? Bunu soruyorum yoksa. Trablusgarp'ı annexliyor muyuz? Annexleyeceğiz ama şimdi değil. Şu an biraz... Ya da annexlesek mi ya? Bilmiyorum, ister misiniz? Annexleyebiliriz bu arada. Ama onun dertleriyle birlikte gelecek. Ben biraz tol gidelim istiyorum. Benim doğrudan beklentimi karşıladı. Detaycı bir izleyip görmem gerekiyor almam için. Mantıklı. Oynama arzusu oluşturuyor ama ön yargılıyım, zor duruyor. Arkadaşlar gerçekten o kadar zor değil oyun. Ya benim böyle oynadığıma bakmayın. Kafanızı karıştırmasın. Ya bu oyunu böyle 5 hızda hebele hübele diyerek de oynayabilirsiniz. Ciddiyim. Hani böyle üzerine çok... Sadece mantığını anlayarak da oynayabilirsiniz yani. Ama detaylı oynarsanız siz daha çok ödüllendiriliyor. Hani onda zamanla oyuna alışa alışa şey yaparsınız. Ya bana ilk oyun yollandığında benim de bir sürü soru işaretim var. Çok iyi anlayabiliyorum o yüzden. Bir de benim görevim bu oyunu anlayıp anlatmak ya. O yüzden çok stresliydim. Ay daha kodu geldi, ne yapacağız, anlayabilecek miyim, nasıl anlatacağım, yetişecek mi falan, onları düşünüyordum. Yok abi, oyun elinizden tutuyor biraz. O öğretici şeyi oynarsanız falan tutuyor. Bir de şu Osmanlı'yı bence deneyin. Harbiden ben böyle öğrendim. Osmanlı'yı denemek büyük bir görev, büyük bir yük. Bunun altından kalkarsanız yani bölüm sonu canavarını oyunun başında geçmiş gibi oluyorsunuz. Hayda Engin. Engin, senin taraftan bizim tarafa biraz demir alabilir miyiz senin sevden? Çok makbule geçer. G2 bot, evet. Öyle bir şey var. Ben de denerken denemiştim. Bir yerde yazılıyor böyle. Bir yerde scriptleniyor şu ilerlerken. O yüzden öyle şuralarda falan yakalarsanız mesela olmayabiliyor. Yani load'u böyle bayağı önceden alma. Ara ara sık sık. Ara ara sık sık. Sık sık arkadaşlar manuel save alın. Çünkü otosave biliyorsunuz, Paradox oyunu bu. Hiç sevmiyorum Paradox oyunlarının otosave mantığını. Üstüne kaydede kaydede gidiyor. Bu arada bir küçü aldınız mı sorusuna 41 kişi hayır demiş, 27 kişi evet demiş. Yani izliyor olmanızdan anlaşılıyor zaten değil mi? Almak için alayım mı almayayım mı karar verme aşamasındaysanız falan mantıklı. Yani bu soruyu soruyorum, ona göre oynayayım çünkü değil mi? Bu arada abonelik var. Çok teşekkürler Ahmet Özkan. İkinci evimiz kutlu olsun. Çok sağ ol. Tasavvuf ehli olup ne geldiyse Allah'tan deyip oyuna devam edin. Evet ya, hani paradoks oyunu bu arkadaşlar. Hoi 4 de öyle. Ya hiç bilmiyorsan gir. Küten küten ki her şeye tıkla, öğrenirsin yani. Bu da öyle. Paradoks. Ya Allah aşkına oyunun fiyatını şimdi burada 40 saat onu tartışmayalım. 250 liranın kaç euro birimi olduğu önemli. Maalesef hakikat bu arkadaşlar. Uyanın yani. Yapacak bir şey yok buna. Ben de daha ucuz olsun istiyorum. Kesinlikle. Kesinlikle. Ne kadar fazla insan oynarsa bir içerik üretici olarak benim o kadar fazla mutlu eder. Ama Paradox dünyada en ucuza bize satıyor. İşin o boyutu var. Şimdi benim inşaat yapmıyorum lan ben. İnşaat yapalım. Chat, acaba üniversite mi açsak lan? Devlet okulları da geliyor hazır. Vallahi açarız ha. Hatta bir üniversitemiz var. Onu mu geliştirsek yoksa yeni üniversiteler mi? Buradan. Biz üniversite açamıyor muyuz bir saniye? Sanat akademisi mi var bizde bir tek?
Ben mi görmüyorum yoksa? Crusader Kings gibi fazla random'ı ben göremedim. Bilemiyorum. Yukarı aşağı yapmama şansım yok. Senin izlememe şansım var ama yallah. Eventler var oyunda da bu oyun Crusader Kings değil. Öyle bir durum var. Hani... Crusader Kings direkt event oyunu arkadaşlar. Onu bununla o açıdan kıyaslamayın. Crusader Kings karakter oyunu. Burada devlet yönetimi oyunu bu. Devlet yönetimi, toplum ve ekonomi simülasyonu. Abi ben neden üniversite açamıyorum? Devlet binası çünkü. Evet ya. Evet kardeşim, salak mıyım ben? Evet, yanıt vermeyin buna. Şimdi...